Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle giden bir hastalık. Bu maddenin eksilmesiyle hastalarda hastadan hastaya değişmek üzere katılık, tutukluk, titreme, ağırlık, yavaşlık gibi bir takım bulgu ya da bulgular oluşuyor. أنا اسمي زغدان خضراء في عمر 62 سنة مصابة بمرض الباركنسون من الجزائر. أخذ العملية كنت مضرورة بالسيف، مشيت لكل الطباء واحد ما قال لي عندك هذا المرض ولا شخص لي والو. عندي مدة 15 يوم كان جنبي هذا اللي صار كامل يوجعي ذراعي وجنبي وما نقدرش ناكل ما نقدرش نهضر ما نقدرش نمشي والو. أنا زغدان فاطمة جربت كل العلاجات ولم تنفع معها، صرنا نبحث ونبحث، وجدت بالإنترنت مستشفى في تركيا اسمه مستشفى ميديبول يجرون فيه عمليات جراحية ناجحة، فسألت واتصلت، اتصلت على قسم جراحة الأعصاب بالدكتور علي زر، قال لي أن أحضرها لتجري الفحوصات الأولية. Kadra Hanım 62 yaşında. Önde gelen bulguları katılık, tutukluk, ağırlık, hareket etme güçlüğü. Ancak çok yüksek doz ilaçla açılabiliyor. Ancak açıldığı zaman da istem dışı hareketler tarzında yoğun ilaç yan etkilerini yaşıyor. Böylelikle hasta yıllar içerisinde ilaçsız hareket edememek ile ilaç aldığı şiddetli yan etkilerin arasına sıkışmış durumda. Daha fazla ilaç alamıyor, daha çok yan etki yaşıyor. Sallanmasın diye ilacı azaltılamıyor, kalkıp hareket edemiyor. İşte böyle durumlardaki hastalarda olduğu gibi hastamıza da beyin pili tedavisinin önemli ölçüde yararlı olabileceğini düşündük. Gerekli değerlendirmelerden sonra ameliyatını önerdik. Bu ameliyen mi? Fıtant hatara, vahde müdürü fil ameliyye, ulit tıklas. Uyanık, konuşarak, karşılıklı sohbet ederek beyin pili ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız ameliyat olduktan 1-2 hafta sonra pil ayarlamaları paralelinde eski normal sağlıklı günlerine geri kavuştu. Kendi başına hareket edebilmeye, dışarıdan bakıldığında hastalığı olduğu anlaşılmayacak kadar normale yakın bir yaşamı sürdürmeye başladı. Pil programlaması ameliyatlardan sonra yaklaşık 2-3 haftalık bir süreçtir. Bu süreç sonunda hastalar memleketlerine, evlerine geri gidiyorlar. بعد العملية هناك فرق تحسنت كثيرا أصبحت تمشي لوحدها تأكل تتكلم بطلاقة والحمد لله قوموا بالعبيد مستظرفين متربيين الحمد لله شعب يقولنا كلنا من ناحية الموظفين لطفاء كثيرا مترجمين سائقين أطباء عمال سألت كثيرا قبل أن آتي مستشفى الميديبول مستشفى جيد وله سمعة جيدة بالجزائر ميديبول yıllardır hareket bozukluğu cerrahisinde hem önde gelen kurum olmakta hem de bu konudaki yeniliklere imza atmakta. Yaklaşık bir sene önce Medipol Sağlık Grubu bünyesinde Parmer isimli Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları ile ilgili bir merkez açıldı. Bu merkez kendi başına bağımsız hizmet veren Türkiye'deki ilk merkez. Burada konunun uzmanı sadece cerrah değil, konunun uzmanı nöroloji doktorları, fizik tedavi rehabilitasyon ekibi ve hastalığa yardımcı olabilecek diğer bütün yardımcı ekibin bulunduğu bir kuruluş Parmer.